geldiniz. Şu anda Mardin'e doğru yola çıkmak üzere. Ankara İstanbul Havalimanı'ndayız. 12.20'de uçağımız kalkacak. Saat 2.20 Mardin'de olacağız. Şu anda Nida'nın bize getirdiği çok güzel bir yerdeyiz. Yemeklerimiz geldi. Yani. Bu Dobo. Cam. Bir dakika burada. Ben çok merak ettim tadını. O kadar meşhurmuş ki. İşletmenin sahibi de Dilek abla. Merhaba. Hoş bulduk. Her şey çok güzel. Teşekkür ederiz. Çeşit çeşit. Şu anda tarihi çarşıda ilerliyoruz Mardin'de. Bilge, Nida ve Cam. Evet, eski Mardin'in güzelliği. Bu arada anne tarafından Mardin. Anne tarafından Mardin Midyatlı. Onlar Araplar, aslında kökenleri Süryanilikten geliyor benim annemgilin. Sonrasında Osmanlı zamanında 100 aile, Süryani aile Müslümanlığa geçiş yapıyorlar. Biz o ailelerden biriyiz. Onlardan biri Müslüman olunca bugün de işte Müslüman biri olarak karşınızda bulunuyorum. Aynen öyle. Şimdi çarşıyı biraz göstereceğim. Başlattım. Şu anda Mardin'de Arasa çarşısındayız. Herkes çok misafirperver. Hemen elma çayı ikram ettiler. Burada iş yerinin sahibi olan abimiz de. Bir antika dükkanındayız. Çeşit çeşit burada ürün var. Çoğu da hep el yapımı, yerel özgü ürünler. Mardin'de el işçiliği çok meşhur. Çarşı boyu gittiğiniz her yerde görebiliyorsunuz. Özellikle gümüş işlemeler çok fazla. Bakır çok fazla. Bununla birlikte çok fazla etnik ürün de var. Çünkü Mardin'de biliyorsunuz çok fazla farklı dinler var, diller var, inançlar var. O yüzden onların yansımaları aslında burada kültürle, sanatla bir araya gelmiş. Mardin'de tabii farklı kültürler, farklı unsurlar, farklı insanlar, dinler, diller bir arada yaşıyor. Bu gördüğünüzde Süryanilerin nazar boncuğu. Burada bir sürü benzeri var. Mardin'in kahveleri çok meşhur. Dibek kahvesi, menengiç kahvesi, mırra ve çeşit çeşit sultan kahvesi, yukarı kahvesi gibi yerel adlandırmalarla farklı kahve modelleri mevcut. Mardin'e gelirseniz mutlaka kahvenizi için akşamları bu serin ve güzel manzara altında kahvenizi için yudumlayın. Öncelikle bu ekip ruhunu size göstermek istiyoruz. Herkes flaşlarla şu an sizi aydınlatmaya çalışıyoruz. Mıra'dan iki yudum aldım ama içemedim. Zaten içemeyeceğimi bildiğim için bir de Dibek kahvesi söylemiştim. Buranın meşhur Dibek kahvesi. Tatlı tatlı bunu içmek adına güzel olacağını düşündüm. Normalde hep filtre kahve içerim, hem de sade. Ama mıra o kadar acı ki filtreyle falan asla mukayese edilemez. Dibek kahvesini içeceğiz. Yanında böyle badem şekeri getiriyorlar. Zaten Mardin'in badem şekerleri de çok meşhur.
öğreniyoruz. Merkezden yola çıktık. Sabah 7.30'da çıktık yola. O yüzden kahvaltı ediyoruz. Berkan şöyle bir şey dedi. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmediyseniz beğenin. Beğenmediysen niye beğeniyorlar İbrahim'i? Çok kaba oğlum. Hayır, beğenmesin. Aynen, beğenmesin. Tamam. Videomuzu beğendiyseniz like tuşuna basın lütfen, rica ediyoruz. Merhaba, Yıldız'la birlikte şu anda Beşiktaş'ın kutundayız. El salla sen de. Böyle kutasya malzemeleri getirdik. Kayabalı İlkokulu'ndayız şu an. Gelin Kaya'da ana sınıfında hediyelerimizi atmaya başladık. Ne demek? Aç bakalım, beğenecek misin? Bu da senin. Mavi mi? Kim istiyor mavi? Bu tarafa. Kimin mavi? Sen mi istiyorsun? Al bakalım o zaman. Başka mavi. Evet. Şunu vereyim. Şişiremedin mi balonu? Ben veriyorum, şişirdim. İstemiyor musun? Ne de istene o zaman. Sen de var mı? Merhaba asker. Beğendin mi? Evet, yanımızda Elif var. Bakın çok güzel. Beğendin mi hediyeleri? Açmadın mı? Açtı. Hem de çok beğendim. Geri koydun. Bakın. Hepsi de pembe. Değil mi defterlerin? En sevdiği renk hangisi? Mavi. Birinci ne olmak istiyorsun? Mavi. Mavi. Doktor. İnşallah doktor olduğunu da görürüz o zaman seni. Ya gerçekten çok mutlu oluyorlar. Böyle bakınca şey hissediyorsun yani, iyi ki gelmişim buraya, iyi ki bir elimiz yardımımız dokunuyor burada falan diye. Yani mutlu oluyor insan. Küçük de olsa birkaç kalem aslında, evet, defter, evet, silgi, evet, verdiğimiz. Ama çocuklar onları düşünüyor olmamızdan belki çok mutlu oluyorlar. Belki küçük hediye paketlerini açmak, onlara özel bir şey dağıtıyor olmamız mutlu ediyor onları. Nasıl hissettin Nida? Ya ben aşırı mutluyum ya. Ben çok mutluyum. Öyle böyle değil ya. Merhaba, şu an Midyat'ın en yüksek noktasındayız. Evet. Burası aynı zamanda her cahinin çekildiği ne konağı? Midyat Sıla Konağı. Sıla Konağı.
Arkamızda bir Ortodoks kilisesi var. Şu anda aktif değil o kilise. Ama bu bölgede toplam 23 tane kilise var. Arkadaki Süryani kiliseleri aktif. Dinlerin burası buluşma noktası İbadeti aslında. Açık, turizme kapalı. İbadete açık. Burası Feyyaz'ın odası. Burası da sürekli Miran diye bağırdığı meşhur avlusu. Burada Reyhan'ın kına gecesi olmuştu, hatırlarsınız. Anlatsana Mardin'i. Şurada da Reyhan sürekli tutulduğu için buradan bağırıyor. Hayır, burada değil, orası Arslan Bey konağında ya. Nasıl hayır, ilk bölümde kendi dedesi sürekli değil. Onu ağlatıyor. Burası ya. Değildi o. Dur anneme sorar mısın? Yanlış burası da. Özesine kadar ez biliyor. Arkadaşlar yorumlara sorarsınız. Anne. Arslan Bey konağında buradan ağlıyordu. Hatta Elif de üzülüyordu, geliyordu. İşte aa doğru. Şu an Hercai'nin çekildiği yerdeyiz. Nisa en büyük best fanı. Kimin odasıydı burası? Reyhan'ın dizdeki odası. Reyhan burası. Hem Sıla'nın odası hem Reyhan'ın odası. Ha, basabiliyor muyuz şuraya? Tamam, görebilirsiniz. Hem Sıla'nın hem Reyhan'ın odasıymış. Ben şu Reyhan'ın odasını tutalım, çeksene. Reyhan'ın. Bu şekilde burada Reyhan'ın odasıymış gençler. Benim bahsettiğim dişi saçlar bunlar efendim. Bunlar toprak altında çıkardığı zaman... Çok yoğun da bir ilgi var bakın. Herkes Reyhan'ın odasını görmeye çalışıyor Hercai'de. Şu anda Gelişka Han'a girdik. Burasının bir önemi varmış. Ne buranın önemi? Nisa anlat. Çok önemli arkadaşlar, tarihsel. Hercai'de Emirhan ve Reyhan'ın ilk düğününün yapıldığı yer burasıydı. Öyle yani. Buranın içinde mağaralar varmış. Biraz önce anlattılar. Ayrıca bir şey konu seveyim sanırım burası. Gelişka Han'ı. Han burası. Gelişka Han. Burada çekilmiş düğün sahnesi. Ben bilmiyorum diziyi, o yüzden kimin düğünü olduğunu da bilemiyorum ama o düğün sahnesi. Miran. Aynı zamanda Hükümet Kadın filmi de buradaki Gelişme Hanım'da çekilmiş. Evet, burada. Neresi çekildi Hükümet Kadın'ın?